kabul etmesin dedi işte. Tabii biz teşkilat olarak gerek ilçe teşkilat olsun, gerek il teşkilat olsun, gerek milletvekillerimizle hakikaten birlik beraberlik içerisinde güzel hizmetler yapma anlamında da o hizmetlerin takibi noktasında da bu birliklerimizi devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde de biz Ankara'ya gittiğimizde Sayın Milletvekilimizle de görüştük. Oradaki iş ve işlerlerin takibi noktasında gerek Yeşil Kuşak'la ilgili olsun, gerek Milli Eğitim'deki Milli Eğitim Müdürlüğü ve kurumların başka yere nakliyle ilgili olsun, gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili olsun ve surların ayağa kaldırılması ile ilgili çalışmalarımız olsun, gerek devlet su işleri yerine belediye hizmet binasının yapılması ile ilgili olsun ve diğer projelerimizle ilgili olsun, yapmış olduğu önderlik ve mimandarlıktan dolayı başta milletvekillerimize, Sayın Mustafa Şahin Bey'e de teşekkür ediyorum. Diğer milletvekillerimize ve il teşkilatımıza ve ilçe teşkilatımıza da. Netice itibariyle bu birliktelik neticede güzel hizmetleri de beraberinde getiriyor. Bugün devlet su işlerinin yeri belediyemize geçmişse hizmet binası ve yeşil kuşak amacıyla kullanma amacı bu büyük bir başarıdır. TOKİ'ye ait stadyumun yeri belediyeye ve yeşil alana tahsis edilmişse bu önemli bir hadisedir. Ve okulların yerinin tahsis edilecek olması önemli bir hadisedir. Malatya için yüzyılın projesi diye değerlendirebileceğimiz bir projedir. Bugün surların ayağa kaldırılmasıyla ilgili çalışmalarımıza Sayın Milletvekilimiz hakikaten yakinen refakat ediyor. Gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gerek Kalkınma Bakanlığı ile gerek de Bütçe Plan Komisyonu'ndaki çalışmalarıyla hakikaten büyük gayret içerisinde. Bugün itibariyle oraya 1,5 milyona yakın bir hibe projeye kapsamında gerek Kültür Bakanlığı'nda gerek Kalkınma Ajansı'nda aktarılma yaptı ve ihale süreci başladı ve bitmek aşamasına geldi. Dolayısıyla yani bu birliktelik Malatya'ya gerçekten güzel hizmetlere vesile olacak diye düşünüyorum. Ben milletvekilimizi, ilçe başkanımızı, il başkan vekilimizi, meclis üyelerimizi ve il teşkilatımızı ve ilçe teşkilatımızın değerli üyelerini burada görmekten mutlu olduğumu belirtmek istiyorum ve tekrar kendilerine hoş geldiniz diyorum. Bize onur verdiniz. Malatya'ya her hafta sonu geliyoruz. Geldiğimizde gerek ilçe teşkilatımız, gerek il teşkilatımızın yapmış olduğu programlar çerçevesinde özellikle yerel hizmetlerin ilgi alanına giren mahallelerimizin, eski adıyla köylerimizin durumlarını yerinde tespit etme açısından yapmış olduğumuz ziyaretlerde vatandaşlarımızdan almış olduğumuz bilgileri geçen hafta geldiğimizde Büyükşehir Belediye Başkanımızla paylaşmıştık. Bugün de özellikle Battalgazi bölgesinde yapmış olduğumuz çalışmalarda sahada karşılaşmış olduğumuz hem bir pozitif enerji olması açısından hem de bir takım eksiklerimizin giderilmesi noktasında vatandaşlarımızın taleplerini birebir Sayın Başkanımız ve ekibiyle paylaşmak için bugün bir istişare toplantı için buraya geldik. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii sahada karşılaşmış olduğumuz birçok sıkıntılar vardı geçmişte ama şu anda ben özellikle bu alanda yapmış olduğumuz çalışmalara baktığımız zaman yaz aylarına da gittiğimizde özellikle kurak bir sezonu geride bıraktık. Allah'a hamdolsun şu anda güz aylarından itibaren yağışı normal mevsimlerin üzerinde bir yoğunlukta almaya başladık. Elbette ki Rabbimize ne kadar şükretsek az. Çünkü geçen yıl sahada karşılaşmış olduğumuz en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de hem dağ köyleri olsun hem ova köylerimiz olsun su sıkıntılarımız vardı. İçme suları ve sulama sularıyla ilgili hiç beklenmedik bir takım sıkıntılar yaşadık. Dün yine Sulama Birliği başkanlarımızdan 9'unu temsil eden 6 arkadaşımız gelmişlerdi. Özellikle Devlet Su İşleri Genel Müdürü Akif Bey'i ziyaret ettik. Orada arkadaşlarımızın sahada karşılaşmış oldukları sıkıntıları, sorunların tümünü birden birebir bir saatten daha fazla bunları yerinde tespit ettik. Kendi ekibiyle beraber sahayı iyi bilen arkadaşlar vardı. Daire başkanları, genel müdür yardımcıları vesaire varlardı. Ve bizim de sahada karşılaşıp da bugüne kadar bir an önce çiftçimizin, köylümüzün, tarımla iştigal eden insanlarımızın suda çekmiş oldukları sıkıntıları bertaraf edecek olan göletlerin yapılması konusunda kapalı sistemimizin devreye girmesi açısından çok ciddi çalışmalar yaptık. Özellikle şu anda bizim Malatya Ovası'nın tamamını aşağı yukarı kendi sorumluluk alanı içerisinde bulunduran Derme Sulama Birliği'nin sulama kanalları içerisinde bir iki sıkıntılar vardı. Kapalı sistemde Çerkez Yazısı'nı suluyorlar. Ancak bunu yıllar önce de gördük. Yanılmıyorsam herhalde 2008-2009'lu yıllardaydı. Yine buna benzer sıkıntılar vardı. Dip sularını dahi Çat Barajı'ndan
motopomplarla çekip kanala vermek zorunda kaldık. Bu geçtiğimiz yılda yine çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Ve bunun asıl çözümünün özellikle Şerefhan Deresi'nin Çat Barajı'na transferi noktasında bir çalışmanın olması için birkaç yıldan beri gerek bakanımızla, gerek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzle, bölge müdürlerimizle yapmış olduğumuz defalarca toplantılar neticesinde, ama Allah'a hamdolsun dün almış olduğumuz o müjdeli haber, özellikle Şerefhan Çayı'nda çok ciddi kış aylarında suyumuz mevcut. O suyumuz Atatürk Barajı'na kışın akıyor, yazında sulama için orada ayırıyorlar. Biz onun kışın en azından Çat Barajı'na transferini sağlarsak, Çat Barajı'ndaki su doluluk oranımızı biraz daha yükseklere taşımış olacağız. Belki de inşallah fulleriz diye ben düşünüyorum ki böyle bir yağışlı yılı da düşünürsek, ben eminim Çat Barajı'nda şu ana kadar elde edemediğimiz su stokunu inşallah bundan sonra yapacağız. Ve en son dün proje ihalesi yapılmıştı. Proje çalışmalarının tümü bitirildi ve 21 Ocak tarihinde, yani önümüzdeki herhalde bir iki hafta sonra 21 Ocak'ta yapım ihalesi inşallah yapılacak. Yapım ihalesiyle beraber ben oranın çok kısa bir süre içerisinde Şerefhan Deresi'nde bulunan mevcut suyu inşallah kış aylarında, çünkü oranın şöyle bir sıkıntısı vardı. Bizim bölgemiz Elazığ bölgeye bağlı, Dere Su İşleri bölgeye bağlı, Adıyaman bölgesi ise Maraş bölgeye bağlıydı. İki il arasında, iki bölge arasında birçok sıkıntılar da zaman içerisinde ancak aşabildik. Ben inşallah 21 Ocak tarihi itibariyle Şerefhan Deresi'nin yapım ihalesini gerçekleştirecekler. Eminim bu önümüzdeki süreç içerisinde, orası çok kısa bir süre içerisinde bitirilirse Çat Barajı'nı rahatlatmış oluruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bağlamda sayın vekillerimiz genelde hafta içi Ankara'da çalışmalarına devam ediyorlar. Hafta sonları Malatya'mıza geliyorlar. Halkımızla iç içe olma fırsatını yakalıyorlar. Vekillerimizle beraber sahada çalışıyoruz. Bugün de Battalgazi Belediye Başkanımızı ziyaret ederekten Battalgazi bölgemizle ilgili sorunları beraberce paylaşmak, neler yapabileceğimizi gündeme taşımak, bunlar üzerinde kafa yormak üzere buradayız. Sayın Başkanımız daha önceki dönemde Battalgazi'de yapmış olduğu çalışmalarla bir örnek teşkil etmişti. İnşallah 300 bini aşan nüfusumuz olan Battalgazi'mizde de bundan sonra çalışmalarına hiç ara vermeden devam edecek. Özellikle vekillerimizin, il başkanlarımızı, başkanımızın ve kendilerinin gayretiyle Malatya'ya mal olacak asırlık proje, Yeşil Kuşak projesinin Malatya'ya kazanılır olması hususunda yapmış oldukları çalışmalardan dolayı Malatya halkı adına, Battalgazi halkına adına kendilerine teşekkür ediyoruz. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz?